Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkez binası başta olmak üzere Türkiye'nin farklı noktalarında astığı afişlerden biri eleştirilerin hedefi oldu. Sorulamayacak sorular kanuna çıkacak, insan haklarını ihlal eden her soru kanunla yasaklanacak yazan o afişe siyasetten tepki var. Peki afiş seçim uzmanları ya da kamuoyu araştırmacıları tarafından nasıl değerlendiriliyor? Şu cevap haberimizde. bir kere yasaklara karşı çıkan bir partinin yani yasaklara yönelik bir e, kanun yaklaşımında bulunmasını tuhaf buluyorum her şeyden evvel. Bu bir açıkçası. Yani siz mesela muhalefet olarak yenilikçi, demokrat bir yaklaşımda bulunacağınız yerde yasaklı bir şey öneriyorsunuz. Bu afişe tepki var. CHP'nin genel merkez binası başta olmak üzere Türkiye'nin farklı noktalarında astığı afişlerden biri eleştirilerin hedefi oldu. Bir muhalefet partisi bakın bir afiş kampanyası yapıyor ve duraklara benim bildiğim kadarıyla ve en kilit yerlere koymuşlar. Bu konuya ciddi finansman da yapılmış. Amenna. Buna da saygı duyarım. Fakat siz böyle bir kampanyayı böyle bir konuya mı ayırırsınız Allah aşkına? Yoksa çok daha ne bileyim demokrasiyi konuş, insan haklarını konuş, bu tip şeyleri konuş mesela, değil mi? Muhalefet olarak devamlı bunu çünkü söylüyorsunuz. Afişte sorulamayacak sorular kanunu çıkacak. İnsan haklarını ihlal eden her soru kanunla yasaklanacak yazıyor. Bakın bu kampanyanın maliyeti 14-15 milyondan aşağı olmaz. Minimum diyorum bu arada dikkat edin yani 50 milyon 60 milyon normali de bunun. Şimdi böyle bir siz para harcadığınız bir kampanyayı çok daha etkili, çok daha gençlerin mesela Z kuşağının okuduğunda aa evet çok enteresan doğru bak bu konuyu doğru söylüyor falan diyeceği bir konuya ayırmalıydınız. Kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı afişlerin seçmenin daha anlayabileceği şekilde ve daha anlaşılır olması gerektiğini söyledi.